80'den 70'e bu kadar insanı gerçek olmayan bir hayalin peşinden sürükleyemezsiniz. Yani bir Mustafa Kemal varlığı olmasaydı, bir Mustafa Kemal'in Çanakkale'si, Sakarya'sı, Afyon'u, Dumlupınar'ı, Kocatepe'si olmasaydı, yurdumuz düşmandan işgalden kurtulup Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş olmasaydı, bu değerler uğruna milyonlarca şehit Yemen ellerinde, Balkanlarda, Kafkaslarda verilmemiş olsaydı, sizin elinizde ne kadar güç olursa olsun 7'den 70'e bu insanları getiremezdiniz. Türk milletinin diğer milletlerden ayrı şöyle bir özelliği var. Yüreği sağlam. Yürek çok sağlam. Yani biz buna maya sağlam diye tabir ediyoruz. Her şeyi biliyor. Bu millet yüreğinde hissediyor. Hemen bakar mısınız? Maya sağlam dediniz ya, bakın mayalara bakın. Ufaklıkları görüyor musunuz böyle? Yani bugün 10 Kasım diyoruz ya, ben 10 Kasım'ı Atatürk'ün yani öldüğü gün olarak kabul etmiyorum. 10 Kasım yeni Mustafa Kemal'lerin doğduğu gün. Bugün 75. yıl dönümü. Mustafa Kemal cismen 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılmıştır. Doğrudur. Ama fikren milyonlarca insanın yüreğinde ve aklında yaşamaktadır. İşte bu çocuklar bize bunu gösteriyor. Bunu kanıtlıyor. Dolayısıyla Türkiye'de hangi hükümet gelirse gelsin, bu çocukların yüreğindeki ve aklındaki Mustafa Kemal idealini asla alamayacaktır. Bu da demektir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır. Atatürk de öyle demiş zaten. Benim demiş vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır diye bu mesajı bize zaten o dönemden vermiş. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız o makamda oturuyorsa eğer, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve evlatlarını bilerek şehadete gönderen Türk milletinin sayesindedir. Türk milletinin sayesindedir. Bugün milletimiz sessiz gibi görünebilir. Ama şu gördüğümüz resimler, görüntüler ki bu sadece bu seneye de mahsus değildir. Geçen yıl da öyledir, 10 yıl önce de öyledir, 50 yıl önce de öyledir. Yani Türkiye'de Türk milletinin yüreğindeki bu güç hiç kimse tarafından yıkılabilecek bir güç değildir. Bunun sebeplerinden bir tanesi de şöyle size bir Kurtuluş Savaşı'ndan Mustafa Kemal'i anlatayım. Yine bir gün burada program yapımcısı Uğur Bey ile birlikte Afyon Kocatepe'de Atatürk'le ilgili bir program yapmıştık. O zaman da kış, ya Şubat ya Mart ayı. Birkaç yıl oldu. Bana dedi ki Erdal Bey dedi, bana albayım dedi. Mustafa Kemal'i çıkın Kocatepe'de de siz anlatın dedi. O zamanlarda Mustafa isimli bir güya sözüm ona bir dizi yapılmıştı. Atatürk'ün yani Mustafa Kemal özelliğinden ziyade zaaf gibi anlaşılacak konularına vurgu yapılmıştı. Bu da Türk milletinin yüreğinde yara açmıştı. Öyle bir süreçte bana dedi ki çıkın Kocatepe'ye. İnanın bana, bir kış günü çıktım Kocatepe'ye. Oraya çıktığınızda Yunan'ın askeriyle Mehmetçiği görüyorsunuz. Yunan askerine baktığınızda karnı tok, sırtı pek, ayağında botlar, elinde son model silahlar, teçhizatlar, kürkler, sıcacık mevzisinde. Öbür tarafta Mehmetçiğe bakıyorsunuz ki Türkiye'de bu yayınlandı. 1915 Çanakkale'de Mehmetçiğin bir öğünde yediği yemek yayınlandı. Bir dilim ekmek, içinde birkaç tane bulgur olan bir çorba. Yediği bir öğün bu. Bunu bildiğiniz için Kocatepe'ye çıkıp baktığınızda Mehmetçiğin karnının aç olduğunu görüyorsunuz. Ayağında çarık olduğunu da görüyorsunuz. Sebebi şu, Ege'de başkomutanlık meydan muharebesine başlamadan önce büyük taarruza, Meclis Atatürk'e
başkomutanlık yetkisi veriyor. Tek komutan. Atatürk bir seferberlik kanunu çıkartıyor, emri yayınlıyor. Diyor ki her aile bir çift çorap, bir çift çamaşır, bir çift çarık verecektir Mehmetçiğe diyor. Her aile kanun çıkartıyor. Ulus Meydanı'nda Ankara'da masaları kuruyorlar. Devletin memurları geliyor, defterlerini açıyor. Her aile sırayla getiriyor bir çarık, bir çamaşır, bir çorap. Tek tek kaydediyor o çarıkları. Savaş kazanıldıktan sonra Atatürk kimden ne aldıysa geri veriyor. Parasıyla birlikte. Ve siz Kocatepe'ye çıktığınızda bu kanunu bildiğiniz için orada duran Mehmetçiğin ayağında bot olmadığını biliyorsunuz. Çarık giydiğini biliyorsunuz. Karnının aç olduğunu biliyorsunuz. Silah teçhizatının son model olmadığını da biliyorsunuz. Ve orada öyle bir savaş yaşanıyor ki bütün Avrupa basını, İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı diyorlar ki Afyon hattı geçilmez. Geçemezler. Atatürk gece o Mehmetçiği bir uçtan bir uca kaydırıyor. Yerini değiştiriyor. Sabahleyin bir harekata başlıyor. O geçilmez denilen hattı 36 saatte geçiyorlar. 36 saatte. Afyon'a girdikleri zaman gün 30 Ağustos. İşte 30 Ağustos Büyük Zafer Başkomutanlık Meydan Muharebesi dediğimiz bu. 30 Ağustos günü Atatürk diyor ki ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Şimdi Atatürk'ün bunu söylediği yer Afyon. İlk hedef dediği yer İzmir. Afyon'la İzmir arası 400 kilometre. Bugün bir komando askeri bugünkü şartlarda bir saatte 4 kilometre yürür. Günde 10 saat yürürse ki en fazlası budur 40 kilometre yapar. 10 gün hiç durmadan yürürse 400 kilometre yapar. 9 Eylül'de Mehmetçik İzmir'e girdi. Yunanlıları denize döktü. Atatürk'ün ilk hedef Akdeniz'dir dediği tarih 30 Ağustos, arada geçen gün 10 gün. Bu demektir ki Mehmetçik o haliyle elinde mavzeri o Yunan'ı kovalamış demektir. Kovalamış hiç durmadan ve dünya tarihi böyle bir destanı yazmamıştır, kaydetmemiştir. E bu destanı biz yazdık. Atalarımız. Yani Türk tarihinde, o 7000 yıllık Türk tarihinde Atatürk'ün yerini söylerken hak ettiği yere koymak zorundayız. Hepimizde Allah inancı var. Bizim bu anlattıklarımız masal değil ki. Harp tarihi, harp. Kayıtları var, planları var, notları var, kitapları var. Hepsi yayınlandı bunların. Ve bu destan Türk tarihine yazıldı. Mustafa Kemal Atatürk'le yazıldı. Dolayısıyla 7000 yıllık tarihi ve Mustafa Kemal'i bu tarihte baş köşesine oturturken bunları bilerek oturtmak gerekiyor. İnanınız bugün Atatürk'e dil uzatmak cüretini ve küstahlığını gösterenler bilse ki Atatürk bu benim anlattığımdır, o dilleri kopar, dilleri söyleyemezler. Ama küçük yaşta çocukları alıyorlar, eğitim falan vermiyorlar, Atatürk düşmandır diye öğretiyorlar. Çocuk geliyor 15 yaşına, Atatürk deyince hani bir tanesi de televizyona çıkmıştı. Dedi ki ben Molla Hümeyni'yi daha çok seviyorum demeye başladı. Yani diyeceğim o ki bütün ailelerin yapması gereken ilk görev Türk tarihini çocuklarımıza anlatmak. Gerekirse her cuma akşamı, pazar akşamı, cumartesi akşamı bir yemekte buluşup bu Türk tarihini, bu vatan nasıl kazanıldı? Bu bayrak nasıl çekildi? Bu Osmanlı nasıl tarihten silindi? Yeni Türk devleti nasıl kuruldu? Bunu çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Tarihini bilmeyen bir milletin geleceği olmaz. Çocuklar tarihimizi bilmez ise bu cumhuriyete sahip çıkamaz. Çünkü bu tarih kanla yazıldı, kanla. Ne Avrupa'nın ne Amerika'nın kredileriyle satın alınmadı. Bugün bizler
bu vatanda oturuyorsak, Türk bayrağının altında yaşıyorsak, Yemen ellerindeki şehitler sayesindedir. Kafkaslardaki Allahu Ekber dağlarında Doğu Anadolu'da şehitler sayesindedir. Kutül-i Amare'deki, Filistin'deki, Balkanlardaki şehitler sayesindedir. Onun için ailelerin en büyük görevi Türk tarihini çocuklarımıza mutlaka anlatmak olmalıdır.